Salgın hastalık yüzünden veya görev başında vefat eden kişiler şehit sayılır mı? Biliyorsunuz iki türlü ölü vardır. Birisi normal ölen, birisi de Allah yolunda ölenler. Ölen değil, öldürülenler. Allahü Teala onlar için diyor ki Bakara suresinin 154. ayetinde ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Şimdi hastalıktan ölen hiç kimseye öldürülen denmez. Görev başında ölen hiç kimseye öldürülmüş denmez. O ölmüştür. Şehit olanlar Allah yolunda öldürülenlerdir. Ölenler değil. Onun için Allahü Teala diyor ki bel ahyaun ve lakin la teşhurun. Onlar canlıdırlar ama siz onların canlılığını anlayamazsınız. Fark edemezsiniz. Canlılıklarının nasıl olduğu ile ilgili de bir ayrıntı veriyor Ali İmran suresinde. 169 ve 170. ayetlerde diyor ki وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتًا. Yine Allah yolunda öldürülmüş olanları diyor. Ölenleri değil. Yani Allah rızası için iş yaparsınız, gerçekten çok samimi bir gayret gösterirseniz, mesela doktorlar bugün hastaları için canlarını veriyorlar. Ben gerçekten bizzat şahit oldum. Bir hastam vardı, yoğun bakımdaydı ve bir ay hastanede kalmak zorunda kaldım. O kaldığım süre içerisinde doktorların fedakarlıklarına gerçekten hayran kalmıştım. Elbette ki Allahü Teala samimiyetle yapılan bu işlerin karşılığını verecektir. Ama şehitlik konusu farklı. Bizim için esas olan kararı kimin verdiğidir. Kararı veren Allahü Teala'dır. Allahü Teala şöyle diyor. Yine Ali İmran 169'da وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتًا. Bu sözü ilk önce Resulullah söylüyor. Sakın ha Allah yolunda öldürülmüşleri ölüler olarak hesap etme, ölü sayma, öldürülenleri diyor. Mesela Muhammed Aleyhisselam tüm ömrünü Allah yolunda vermiş ama öldürülmemiştir. Ölmüştür. Bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Yani yeme, içme, bütün şeyleri var. İhtiyaçlarını karşılama var. Ferihine bima atahumullah min fadlihi. Allah'ın kendi fazlından, ikramından onlara vermiş olduğundan dolayı, verdiklerinden dolayı da mutludurlar. Mutlu bir hayat yaşıyorlar. Ve estebşirûne billezîne lem yelhakû bihim. Henüz onlara katılmamış kişilere de müjde vermek isterler. Ya bu çok güzel bir şey derler. Nedir o? Ellâ havfun aleyhim velâhum yahsenûn. Üzerlerine ne bir korku olsun ne de üzülsünler derler. Ondan sonra yestebşirûne bi ni'meti minallâhi ve fadl. Allah'ın nimetini ve ikramını müjdelemek isterler onlara. Ve ennallâhe lâ yudî'u ecrel mu'minin. Allah'ın müminlerin ücretlerini zayi etmediğini, karşılıksız bırakmadığını onlara müjdelemek isterler. Dolayısıyla şimdi bütün bunlardan sonra şunu çok net ve kesin olarak anlıyoruz. Şehit diyeceğimiz kişiler Allah yolunda ölen değil, öldürülenlerdir. Tüm ömrünü oraya vermiş olsa bile. Ha, bu hastalıktan, bir takım görevden, şuradan buradan dolayı çok iyi hayatlarını geçiren insanlar vardır. Ama mesela Allah'ın Resulleri de öldürülmüş değillerdir. İşte Muhammed Aleyhisselam öldürülmüş değildir. Her ne kadar kitaplarda onların öldürüldüğüne dair ifadeler olsa da o ifadeler tamamen onların itibarlarının öldürülmesiyle alakalıdır. Öyleyse şehit olan Allah yolunda öldürülen kişidir. Çünkü canını veriyor. Allah verilene karşılık diyor ki mesela men câe bil haseneti felehu aşru emthâliha. Kim bir iyilik yaparsa onun alacağı onun 10 katıdır. Ve hatta daha fazla olduğunu da başka ayetlerde söylüyor.
Allah yolunda canını veriyorsa, Allah onun karşısında bir can verir o kişiye. O can sonuna kadar devam eden bir candır. Ama o nasıl olduğunu bizim bilmemiz mümkün değil. Yani vücudu ölmüştür, gitmiştir. Onun ruhu bir şekilde yaşıyor ama nasıl yaşıyor onu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada onların işte şu hastalıktan ölen şehit olur, falan yere giderse orada şehit olur, görev başında ölen şehit olur dediğimiz zaman bu işin Kur'ani bir karşılığı yok. Yani Allahü Teala'nın kabul ettiği şehitler kendi yolunda ölenler değil, öldürülenlerdir.